İngilizlerle Almanlar arasındaki farklar. Şimdi arkadaşlar, bu Almanlar da İngilizler de Avrupa milletidir. Yani bunların işte düzenidir, tertipidir, işte görgü kurallarıdır falan filan. Bunların çoğu yakın seviyelerdedir. Ama İngilizlerde ekstra olan bir şey var. Bu da kibarlık ve nezaket. Aslında Almanlar da gayet kibar insanlar, nazik insanlar. Ama İngilizler bunu hem davranış hem de sözlü olarak yapma konusunda gerçekten iyiler. Yani sürekli sorry, sorry, sorry. Yani sık sık böyle how are you, how's your day falan diye sorarlar yani. Ve benim deneyimlerime göre İngilizlerle samimi olmak Almanlarla samimi olmaya göre çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Türk biri olarak bu Almanlarla veya İngilizlerle konuştuğunuzda muhtemelen bunların 2000'li yılların başında Bodrum'da, işte Muğla'da, Antalya'da, oralarda bir yerde tatile gittiklerini öğreniyorsunuz zaten. Ama Alman olanla muhabbet o kadar hızlı yürümezken İngiliz olanla muhabbet çok hızlı bir şekilde yürüyebiliyor. Mesela İngiliz birine Türkiye'deki sorunlardan bahsediyorsunuz. Onlar da işte üzüldüklerini falan belirtiyorlar. Aynı şekilde onlar da İngiltere'deki sorunlardan bahsetmeye başlıyorlar. Ama bilmiyorum, Almanlarla bu muhabbeti yapmak, ilerletmek çok da kolay gelmedi bana. Yani İngiliz birisi daha fazla meraklı oluyor. İşte sen nasılsın, günün nasıl, ülken nasıl, ailen nasıl falan filan. Almanlar da yine hiç sormuyor değiller ama İngilizler kadar bu kadar muhabbetin içine dalamıyorlar. Yani İngilizler kadar samimi hissedemiyorsunuz. Ama bir İngiliz de yani böyle arkadaş gibi hissetmek bir iki hafta sürebiliyor yani. Bir Almanla belki bu bir ay falan sürüyordur. Belki bu Türklere olan önyargıyla vesaire alakalı da olabilir. Bunu bilemiyorum ama bence İngiliz milleti daha kolay arkadaş olabilmeye müsait. Tabii ki Amerikanları İngilizlerle kıyaslarsak Amerikanlar da onlardan bir tık daha sıcakkanlı diyebiliriz. Yani kibarlık ve nezaket konusunda Amerikalıların çok iyi olduğunu söyleyemem ama böyle sohbet edip arkadaş olma konusunda Amerikanlarla da gerçekten hızlı bir şekilde arkadaş olabilirsiniz. Bu arada Almanlar ne kadar temiz, pis, onunla ilgili bir yorumum yok ama arkadaşlar İngilizler bana göre benim gördüğüm en pis milletlerden bir tanesi. Eskiden ben 9-10 kişilik paylaşımlı bir evde kalmıştım arkadaşlar. İngiliz bir arkadaş vardı. Böyle şey, diş fırçası var, tamam mı? Hani diş fırçanı nereye koyarsın? Odana falan koyarsın değil mi? 9-10 kişiyle beraber yaşıyorsun. Ya da ne bileyim, en kötü bir dolabın içine falan koyarsın. Bir bardağın içine falan koyarsın. Yok. Direkt böyle bakın. Şey var, aynanın önünde böyle bir raf gibi bir şey var. Böyle direkt yatay bir şekilde, hani kalem gibi. Kalemi böyle yatay koyarsın ya. O şekilde koymuş, böyle diş fırçasının şeyi yere değiyor falan böyle. Yere dediğim işte bu rafa değiyor falan. Böyle dedim, nasıl oluyor yani? 9-10 kişiyle ortak evde yaşıyoruz, sen bunu nasıl yapıyorsun? Bu arada tuvalet temizliği, el temizliği gibi konularda da ben hani şu an detaya girmek istemiyorum ama İngilizleri temiz bulmuyorum, bunu söyleyeyim. İngilizler fazla kibardır, sözde de kibardır, davranışta da kibardır. Ama Almanlar da yine bakın kibardır diyorum. Yani o zannedilen kadar kaba insanlar değiller. Ama sadece bu biraz zaman gerektiriyor. Böyle bir ay gerektiriyor, iki ay gerektiriyor yani öyle.